Ekranların yol gösteren gezi programı Rehber'e hoş geldiniz. Ben Mert Savaş, Hüseyin abiyle beraber Karadeniz turumuz devam ediyor. Geçen hafta Uzungöl'deydik. Bu hafta rotamızı Rize Ayder'e çevirdik. Ama tam Ayder'e doğru giderken benim aklıma geldi. Benim dedi burada dedim Mustafa amcam olacaktı. Mucit. Biraz sonra sebebini öğreneceksiniz. Yolda duruyorum. Tabii 10 sene olmuş gelmeyeli. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bizim Mucit abim vardı, Mustafa abi. Bilemedik. En son bir yerde birine dedi ki, dedi kimdir bu, nereye arıyorsun? Ya dedim enerjisini, elektriğini yapar, mısır unu yapar, balık çiftliği. Desene dedim Memoğlu. Ha dedim Memoğlu. Siz dedi Mucit dersiniz. Biz burada yerlisi Memoğlu dedim mi biliriz. Geldim. Bir aydır burada canı çıkmış. Bir gün istirahati vardı. Köftemizi yedik. Sütlacımızı yedik. Çayımızı içtik. Ben de içimden diyorum ki yıllar oldu Mustafa amcamı görmeyeli. Acaba yaşlanmış mıdır? Acaba torunlarımı getirecek? Bir baktım benden genç. Mübarek benden genç. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin, hoş geldin, sefalar getirdin. Hep böyle mavi giy ki nazar değmesin, kurban olayım. Teşekkür ederim, sen de kırmızı giyiyorsun, çok güzel. Mert, hoş geldin. Hayatın garip cilvesi en son 10 sene önce, Ağustos ayında bir canlı yayında burada yağmura yakalanmıştık. Ve üzerimde yine bu vardı. İnternetten izledim. Bıraktığımdan daha iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki Rabbime şükürler olsun. Böyle bir doğada, doğa harikasında, doğadaki cennette yaşıyoruz biz. Herkese de Allah böyle bir cenneti nasip etsin bu dünyada diyorum. Tabii ki suyumuz, deremiz, yeşilimiz, doğamız çok güzel olunca biz de her şeyi de biraz natürel, doğal üretiyoruz, yiyoruz. Sağlığımıza bakıyoruz. Çok şükür iyiyiz diyoruz. Sen bu programdan sonra bir daha eve gidemezsin. Niye? Yengemden bahsetmediğin iyi olmanın sebebi olarak. Doğru, onu ben hata ettim. Onu da söyle de bari. Tabii. Adıyla beraber yayın. Şimdi doğrudur. Ben eşimle birlikte tabii en çok eşime borçluyum. Heh. Bu sağlığımı, her şeyimi eşime borçluyum. Zaten 40 yıl bir yastıkta diye bir devlet televizyonunda da bir program çektik eşimle birlikte. Tabii ki aile, herkes mutlu olunca insan çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi ben bir ifade kullanacağım. Hatam varsa lütfen düzelt. Bugün Ayder belki 7-8 bin bungalovla, oteldeki yatak sayısıyla, o yeni yapılan yollarıyla, çevre düzenlemesiyle bambaşka bir boyutta. Bunu Ayder'e çıktığımda konuşacağım. Ama burada kimse yokken siz vardınız. Doğru mu? Aynen öyle, doğru. Biz 1994'te, biraz sonra gezdireceğim ben sizi. İşte burada orman içinde olduğu için elektrik bile alamıyordum. Kendi enerjimi farklı bir sistemde elektriği ürettim. 30-35 yıldır bu tesisi kurduk biz. Şimdi tabii ki o zaman turizm yoktu. O zaman Kaplıca vardı, termal turizm vardı. İnsanlar Kaplıca'ya giriyorlardı. Ama şimdi gerçekten bütün dünyaya açıldı. Ayder duyuldu. Tabii ki senin de burada çok büyük payın var. Kaç sefer program yaptın sen de burada. Şimdi gerçekten 10 bin civarında bungalov, yani Rize'de ortalama 10 bin konaklama, bungalov ve otel turu tarzı işte 10 bine dayandı. Peki ben şimdi 10 senedir yukarıya çıkmıyorum. Görünce şaşıracak mı? Ya şimdi çok değişti, her şey değişti. Biraz şaşıracaksın, çok şaşıracaksın. Şimdi aslında her şeyin başladığı yer şurası değil mi? Doğru, ilk bizim her şey oradan başladı. Hadi oraya bir gidelim. Gidelim. Şimdi çok da fazla ileriye gidemeyeceğiz sesten dolayı. Evet. Ama Hüseyin abi o görüntüleri alır. Evet. Burada bir taş bina görüyorum. Evet. Bir de yazı, tesisin elektriği burada üretiliyor. Evet, bu işte ilk burayı kurduğumuz zaman
Biz elektrikte çok zorlandık. Zaten elektrik alma şansımız yoktu. Onun için değirmenin, bizim Karadeniz'deki su değirmenlerinin tersi, çarkını ters çevirerek farklı bir sistemde elektrik motorundan elektrik ürettik. Yani Türkiye'de ilk bu. Yani bir çay fabrikasının elektrik motorundan veya bir mincir fabrikasındaki çalışan elektrik motorundan elektrik ürettik. Ama o elektriği tüketmek mecburiyetindeyiz. Yani depolama şansımız yok. Neyi üretiyorsak tüketime hepsini endeksledim ve o şekilde 35 yıldır bu çark dönüyor. Şimdi şurada bir yazı görüyorum. Şöyle tamam, dikkat edeyim. Lazut işi Karmat'te. Ne demek o? Bu misir öğüten değirmen demek. Mısır değirmeni. Mısır değirmeni. Bu da bizim eski 300'li 400 yıllık bir kültürümüz bu da. Bu da şimdi herhalde misiri bitmiş, durdurmuşlar. Şimdi biraz sonra içeride adam var, çalışıyor. Biraz sonra çalışacak o da. Peki şurada bir ev görüyorum. Evet. Orası niye öyle atıl? Yapmadın mı bir şey oraya? Ya şimdi bu da benim, bunu aslında on taraftan kemerini de çeksen çok gel, iyi gidelim, olur. Gidelim oraya. Biraz sonra değirmen de çalışacak, onu göstereceğiz dedi. 300-400 yıllık değirmen. Doğru, evet. Hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Şimdi bu da bu alttaki olan, bu benim dedemin evi. Bunu köyden soktuk. Onu o kemeriyle birlikte buraya getirdik. Bakın orada bir mühür var. Süleyman'ın mühürü. Süleyman'ın mühürü. O bazıları bilmezler. Bak şu mühürü. Dur, gel Hüseyin abi, yaklaş. Yaklaş bize. Kapı, bak o kapıda bir mühür var. O kapı. O mühür bu bak. O mühür bu. Bu Süleyman'ın mühürü. Hani İsrail bayrağına da benziyor. Bazıları bir tarihi bilmeyen insanlar. Kime benziyor? İsrail bayrağı. Kime? İsrail bayrağı. Kime? Ben tanımıyorum öyle birini. Ya yok tabii, ben herhalde. Ben öyle de tabii. Şimdi yani şöyle. Ya şimdi bilmeyen, tarihi bilmeyen insanlar buraya geldiği zaman böyle geliyor, bakıyor, işte bu bizim dedemin evi falan dediğim zamanlar, ya orada diyor o bayrak var diyor. Ya ne bayrağı ya? O Süleyman'ın mı vuruyor? Bizim 4000 yıllık, 5000 yıllık kültürümüz var bizim ya. O 1820-1830 yıllarında kuruldu İsrail ya. Kim? Tanım ayrımı oldu. <Abi. gülüyor> Şimdi şöyle yapalım mı? Arada arabalar giriyor. Biraz yürüyelim şuraya doğru. Yürüyelim.